See you, you see me. I'm as happy as a girl can be. ATV ekranının sevilen macerası Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncuları Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan bu hafta Dizi TV'de konuklarımız oldular. Başarılı oyuncularla hem hikaye hem karakterleri üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Dizideki performansıyla gönlümüzdeki yerini daha da yücelten Ebru Özkan'a ilk sorumuz Leyla ile kurduğu empati. Öncelikle teşekkür ederim. Leyla'yı anlamaya çalıştım. Yani tamamen yaklaşımım bu şekilde oldu. Yanlışını, doğrusunu düşünmeden tarafsız bir şekilde anlamaya çalıştım. Zaman içerisinde zaten onları ayırabilecek alanlarım olacaktı açıkçası. En büyük avantajımın bu olduğunu düşünüyorum ben. Ve haklı buluyorum, güçlü buluyorum. Elbette zayıf yönlerinin olduğuna inanıyorum. Ama her şeye rağmen ayakta durmaya çalışan bir kadın. Empati kurmuş olmamın büyük getirisi var bence. Sen o gün sadece abimin değil, bizim de ölüm kararımızı verdin. O kurşunu bize de sıktırdın. Senin bana ihtiyacın yok. Daha önce yıllarca bensiz yaşadın. Belki de hayatında olmam daha iyi olur senin için. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde tüm aksiyon ve macera dolu sekansların yanı sıra duygusal yönü ağır basan sahnelere de şahit oluyoruz. Değer verdiği ve incitmek istemediği iki kadın karşısında Cezayir'in işi oldukça zor. Oktay Kaynarca'nın bu konu hakkındaki yorumunu merak ediyoruz. Hiç böyle bir durumun içine girmesin hiçbir erkek veya hiçbir kadın. Hakikaten çok zor bir durum. Üstelik de şartlar doğrultusunda da böyle bir durum var. Yani hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Adamın seçtiği bir şey değil bu. Çünkü artık buraya bir daha dönmeyeceğini düşünerek bir hayat kurmuş. Fakat hayat kesişince, zorunluluklar ortaya çıkınca böyle bir durumun ortasında kalıyor. Şimdi burada hiç kimsenin suçu yok bana göre. Yani iki kadının da suçu yok, adamın da suçu yok. Yani Cezayir'in de suçu yok. Ama soruya geldiğinizde ben bilmiyorum yani senaristlerin oyuncuğuyum ben. Hikayeyi sürekli ayakta tutabilmek, hikayeyi sürekli diri tutabilmek, kabağımda tutabilmek adına zaman zaman işte böyle bir takım çıkmazlara sokuyoruz hikayeyi. Ama işin doğrusu üçü de haklı bence. Sen dışarıdayken içim rahat etmiyor. Tekrar kaybedeceğimden korkuyorum seni. Gerçi ne kadar benimlesin onu da bilmiyorum ama. Seni seviyorum. Seni seviyorum, seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Diyorum ki biz onlar kadar beklemeyelim. Neyi beklemeyelim? Mutluluğumuz. Leyla ve Cezayir arasında ekrandan hepimize geçen kuvvetli bir bağ var. Böyle güven dolu bir aşk mümkün mü? Ebru Özkan'ın fikrini öğrenmek istiyoruz. Tabii ki mümkün. Tabii ki mümkün ama emek gerektirir. Gördüğünüz gibi, izlediğimiz gibi. Emek gerektiren bir ilişki. Onlar da bu emeği veriyorlar. Demek ki hala aşıklar ve birbirlerine güveniyorlar. Temelinde güven var diye düşünüyorum. Saygı var diye düşünüyorum. Dolayısıyla birbirlerinden bu anlamda vazgeçmiyorlar. Ne kadar kötü koşullar ya da olumsuzluklar yaşanırsa yaşansın, buluşmaya hep açık iki tarafta bence. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan. Sadece seviyorum. Uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan. Yüreğine dokunmadan. Gözlerinde dalıp dalıp gitmeden. Şu 3 günlük sevdalara inat. Ben Bu Cihana Sığmazam çok güçlü hikayesi olan samimi bir iş. Her şeye rağmen Ebru Özkan'ın Leyla'yı kabul ederken karakterinin yaşayacağı çatışmalarla ilgili kuşkuları, yanlış anlaşılmalara dair kafasına takılan noktalar var mıydı? Kendisine sormak istiyoruz. Yanlış anlaşılacak bir durum olamaz. Çünkü öyle hiç bakmadım ben açıkçası, yanlış anlaşılır mı? Yanlış anlaşılacak bir durum yoktu. Zaten evlilerdi ve çok farklı bir hikaye gidişi vardı. Haklı haksızı yoktu aslında işin. Koşulların getirdiği bir bölünmüşlük ve yarım kalmışlık vardı aşk ilişkilerinde, evlilik hayatlarında. Sadece bu tekrar buluştuklarında devam eder mi etmez miyi merak ederdik en fazla. Ama zaten hikayenin özü ve konusu bu olduğu için evet, devam ederdi ve etti de. Ben Cezayir Türk'ün karısı. Sen Temur bir şeyin eşisin. Aslında öyle biri yok. Çok sevilen ve izlenilen dizilerin en büyük özelliklerinden biri de izleyici tarafından fazla reaksiyon ve bolca yorum almaları. Bu anlamda Oktay Kaynarca'ya Cezayir Türk'le ilgili gelen tepkileri merak ediyoruz. Seyirci Cezayir, Firuze ve Leyla ile birlikte bu yolculuğa çıkıyor. Zaman zaman çok kızıyorlar, zaman zaman hak veriyorlar, zaman zaman ben görüyorum sosyal medyada hakikaten çok ciddi şeyler oluyor, infialler oluyor. Hepimize bu doğrultuda kendi fikirlerini yöneltiyorlar, söylüyorlar. Kimisi kızarak, kimisi daha başka bir üslupla söylüyor bunu ama bu bir seyirci tepkisidir. Bunların hepsini alıyoruz, cebimize koyuyoruz. Aslında istediğimiz ve beğendiğimiz şeyler bunlar. Hoşumuza giden durumlar. Çünkü belli ki sahip çıkıyorlar, belli ki takip ediyorlar. Belli ki o konuyla ilgili hassasiyet gösteriyorlar. Bu önemli bir durum. Sen konuşmak için geç kaldın Cezayir. Sen kafana göre yaşıyorsun. Hiç kimseye bir açıklama yapmadan canın ne istiyorsa onu yapıyorsun. Herkes senin bildiğin gibi, istediğin gibi yaşasın istiyorsun. Herkes senin doğrularını kabul etsin istiyorsun. Buraya bile Firuze ile döndüm. Biz bu evliliği 3 kişi yaşıyoruz. Ben Bu Cihana Sığmazam erkeklerin dünyasında geçen bir hikayeye sahipmiş gibi görünse de aslında çok güçlü kadın karakterlere ev sahipliği yapıyor. Bu seyirci cephesinde pozitif etki uyandıran bir durum. Çok doğru. Erkek hikayesi gibi görünüyor. Ama aynı zamanda bir kadın hikayesi, izlediğiniz gibi. Ve bu kadın hikayesinin içerisinde güçlü kadınlarımızı görüyor olmak ve bunları yansılıyor olabilmek, her koşulda birbirlerine destek olan, hatta birçok anlamda sözlerinin, evin içerisinde özellikle sözlerinin geçtiği, belki de en son şeyi söyleyen olan kişiler aslında kadınlar oluyor. Seyircinin bunları izliyor olması ve bu güçlülüğü görüyor olması hoşuna gidiyor kadınlar, kadın izleyicilerimiz tarafından bence. Bir karar aldım. Ve ben size. Başka çare bırakmam.